istedik. Bu bağlamda aramızda siyasetçilerimizin yanı sıra dernek ve kuruluş temsilcileri ve tabii ki çok sayıda öğrenci ve gençlerimiz var. Bu gençlerimiz arasında Türkiye'den burada yüksek öğrenim, lisans üstü eğitim yapmak üzere gelenler olduğu gibi Belçika'da yaşayıp Belçika'da okuyan gençlerimiz, öğrencilerimiz var. Ayrıca Belçika'nın çeşitli kesimlerinden, bölgelerinden oraları temsil ederek oradaki dernekler adına bu törene katılan gençlerimiz var. Sevgili gençlere, gençlerimize seslenmek istiyorum. Devletimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 91 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlattı 19 Mayıs'ı. Hepinizin bildiği gibi 19 Mayıs gününü gençlere armağan ederek gençlerin toplumun geleceğindeki önemini açık bir şekilde ortaya koymuştu. Ayrıca 83 yıl önce okuduğu gençlik hitabesinde de genç nesillere olan güven ifade etmiş ve zorlu bir mücadele sonunda kazanılan bağımsızlığı ve kurulan genç cumhuriyeti yine gençlerimize sizlere emanet etmiştir. Belçika'da da sayıları 200 bini bulan vatandaşlarımızın büyük bölümü, önemli bir kısmı en azından gençlerimizden oluşmaktadır. Bu gençlerimiz, yani sizler, Belçika'ya yıllar önce ilk olarak gelen büyüklerinizden, anne babalarınızdan çok daha donanımlı, eğitimli ve başarılı bir konumdasınız. Onların da katkısıyla, tabiatıyla. Size duyulan güvene layık olacak şekilde ortaya koyduğunuz bu başarının Belçika'daki Türk toplumunu ileride çok daha iyi yerlere getireceğine yönelik inancımız tamdır. Biz de buradaki resmi görevliler olarak elimizdeki tüm imkanlarımızla sizlere bu gayretlerinizle yardımcı olmaya sürdüreceğiz. Bu duygularda hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anmak Gençlik ve Spor Bayramımızı eşimle birlikte içtenlikle kutluyorum. Bu tören için orijinal Atatürk fotoğraflarını sağlayan Türk Özel Sektör Derneği'ne de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıç yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Belçika'da bu hafta düzenlenen etkinliklerden ikincisinde bir aradayız tekrar. Dün gece Gent'te yapılan ve oradaki başkonsolosumuz Anders'in gideniz çakar katıldığı bir toplantıda tekrar gençlerle bir arada olmuştuk. Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta bugünün armağan edildiği gençlerimiz olmak üzere hepinizin bayramını kutluyorum. Milli egemenliğin halk iradesinde bulunduğu, başka ülkelerin himayesine girmenin ihanet olduğu bilincini taşıyan Büyük Atatürk ve onun arkadaşları, yıllar önce bir 19 Mayıs günü Anadolu'ya gittiklerinde bu mücadelenin milletimiz tarafından sahipleneceğine gönülden inanmaktaydılar. Nitekim çağdaş bir yönetim anlayışına sahip, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bu inancın kurucusudur. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın Türk gençliği tarafından sonsuza kadar korunacağından da emindir. İşte bizim ulusal kahramanımız, böylesi uzak görüşlülüğe ve cesarete sahip, gençliğe bu kadar önem veren ve güvenen bir insan. Sizleri bu emaneti en iyi şekilde koruyacağınıza inancımız tamdır. Bunda hiç kimsenin de kuşkusu olmamalıdır. Bu kadar zor bir savaşı kazanan, askeri dehaya sahip olan Büyük Atatürk aynı zamanda yurtta sur, dünyada sur diyen gerçek bir barışseverdi. Onun bu yönünü de asla unutmamamız gerekir. Değerli gençler, Belçika'da yaşayan ve çoğunuz aynı zamanda Belçika vatandaşı olan sizlerin ise çok özel bir konumuz var. Hem büyüklerinizin geldiği ana vatanınıza bağlılığınızı sürdüreceksiniz, hem de vatandaşı olduğunuz bu ülkede çeşitli alanlarda başarılar sağlayacaksınız. Bunun kolay olmadığını, sizlerin omuzlarınızda çok daha ağır bir yük olduğunu biliyor ve bu çabalarınızı takdirle karşılıyorum. Ancak sizler
tıpkı anavatanımız Türkiye'nin sahip olduğu gibi aynı zamanda bir köprü rolünü üstlenmek durumundasınız. Bu rol sizden önceki büyükleriniz ve sizden sonraki küçükleriniz arasında olduğu kadar Türkler ve Belçikalılar arasında yakın bir bağ oluşturmaktır. Teknik veya yüksek öğrenime yönelmek, kültür, sanat ve iletişime önem vermek, iyi yetişerek topluma yararlı olmak birinci amacımız olmalıdır. Ancak bu şekilde Büyük Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlaşma yolunda başarılı olabileceksiniz. Sizlerin başarısı bizim gurur kaynağımız ve aynı zamanda bizlerin başarısı olur. En büyük umudunuz olan siz gençlerin ve sonraki kuşakların artık savaş ve terör yüzü görmemeniz, anavatanla yaşadığımız ülkede ve dünyada barışa, refaha, gelişmeye, katkıda bulunmanızı içtenlikle diliyorum. Brüksel Başkonsolosluğumuzu tertip veren bu güzel toplantı vesilesiyle siz gençlerimizle sohbet edebilmekten büyük mutluluk duydum. Sözlerime son vermeden önce Bin Fikir Karikatür Okulu öğrencisi çocuklarımızın burada sergilenen eserlerine bakmanızı öneriyorum. Yarının bu çok yetenekli gençlerinin kültürler arası diyalogu vurgulayan çalışmalarını doğrusu ben çok beğendim. Şu sol duvarda onlar. Bunlar çok 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş çocukları. Özellikle Nasrettin Hoca ve Noel Baba üzerine bir takım karikatürleri var. Bu toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eşimle birlikte aranızda olmanızdan büyük mutluluk duyuyorum.